İzmir Dersi 10. Bölüm İzmir'in Renkleri. Eylül ayı gelmişti. Ertesi hafta okullar açılıyordu. O pazar günü Ege'ler Karşıyaka'da bir tanıdık ziyaretine gitmişlerdi. Vapurla konağa dönüyorlardı. Hava çok güzel ve berraktı. Tüm kordon görünüyordu. Gül Hanım, bayılıyorum şu deniz kokusuna dedi. Biliyor musun Ege, önceleri bu apartmanların yerinde denize açılan çok güzel iki katlı yalılar varmış. Kordon sahil yolu da yokmuş o zamanlar. Nasıl yani dedi Ege, arabalar da mı geçmiyormuş buradan? Hiçbiri, rıhtım bile yokmuş başlarda. Değil mi Mümtaz? Evet evet, bu sahilin önünde uzun zaman yol yoktu diye yanıtladı Mümtaz Bey. Bak şimdi görüyorsun değil mi şu sahili? Orası kordon. Eskiden yol yoktu dedim ya, bu sahilin en başında şimdiki Hisar önü yani liman kale vardı. Bundan 300-400 yıl kadar önce İzmir'e Avrupa'dan tüccarlar gelip sahile yerleşmeye başlamışlar. Bu kıyıda denize bakan küçük güzel evler yapmışlar İzmir'in bu yeni misafirleri. İzmir'in gelen gideni ne çokmuş, kimmiş ki bu yeni misafirler? Buraya yerleşenler Avrupa'dan İzmir'e ticaret yapmak için gelen Fransızlar, İtalyanlar, Hollandalılar ve İngilizlerdi. Levanten diyoruz onlara. Ege döndü. Daha önceleri de birileri Avrupa'dan liman kaleye gelip yerleşmemişler miydi baba? Neydi o? Cenevişler miydi? Hah, Cenevizliler. Aferin Ege, unutmamışsın. Hani Bizans döneminde ticaret yapmak için bazı Avrupalılar İzmir'e yerleşmişlerdi ya. Onlar Cenevizliler ve Venediklilerdi. Onlar gittikten sonra Osmanlılar döneminde de tekrar ticaret yapmak için yine bu kez Levantenler İzmir'de yerleştiler. İşte şu zamanlarda bir yerlerde 1600-1700 yıllarından itibaren İzmir'in yeni misafirleri Körfez'in kıyısına evler yapmışlar ve güzel güzel oturmaya başlamışlar. Evler tam denizin kıyısındaymış dedi Mümtaz Bey. Hepsi denize açılıyormuş. Önlerine de kayıklarını bağlayabiliyorlarmış. Ege, o ne güzel. Her gün denizde gezintiye çıkarlardı herhalde. Gel keyfim gel. Yok yok dedi Mümtaz Bey. Bunlar sırf gezinti değil, küçük ticaret tekneleriymiş. Avrupa'dan yakın kıyılara mal taşıyan kayıklarmış. Evlerin altı hep depoymuş. Gelen mallar orada depolanırmış ve evlerin hemen arka sokağında da gelen ürünleri satarlarmış. O ilginç sokağın adı Frank Sokağı'ydı. Adeta bir küçük Avrupa'ymış burası. Fransızca, İtalyanca konuşanlar, kafeler, tiyatrolarıyla rengarenk bir yermiş. İzmir'in renkleri öyle çok ki. Zamanla deniz doldurularak evlerin önüne rıhtım yapılmış. İşte böyle. Ege kordona dalmıştı. Gül Hanım sessizliği bozdu. Güvertenin camına asılı bir postere bakıyordu. Aa, bu bizim birimin etkinliği. Sonunda asmışlar posterleri. Nedir Gül diye sordu Mümtaz Bey. Şu son çizdiğiniz ulaşım müzesi projesi mi? Evet, ben izne ayrılmadan önce İzmir'deki ulaşım araçlarını sergilediğimiz müzenin tasarım işlerini bitirmiştik. Müzede çocuklar için de canlandırmalı etkinlikler yapalım demiştik. Vallahi çok iyi düşünmüşsünüz Gül dedi Mümtaz Bey. Gel zaman, git zaman diye okumaya çalıştı posteri Ege. Ege, merak ediyorsan küçük tanıtım kitapçıkları da iskelelerdeki sergiliklere konacaktı. Çıkarken alalım bir tane. Alalım dedi Ege ve posteri okumaya koyuldu. Çocuklar, İzmir'de ulaşım haftasını kutluyoruz. Sizleri eski yeni tüm taşıtlarımızla tanıştırmayı hedefliyoruz. İşte müzemizin kurucu üyeleri. Vapur iskeleye yanaşıyordu. Hadi geldik, inelim artık yavaş yavaş dedi Mümtaz Bey. Ege, karnım acıktı, kumru yesek dedi. Gül Hanım, ay benim de canım çekti Mümtaz. Meydandaki o büfeye uğrasak ya. Vapurdan inişte gel zaman git zaman projesinin tanıtım kitapçığından aldılar. Ve 10 dakika içinde konak meydanında kumru ayran sefası yapıyorlardı. Ege kitabı eline aldı. Merakla ilk sayfayı açtı. Kitapçık bir harikaydı. İzmir'in treni, vapuru bildiğin konuşuyordu. İşte ilk kahraman. Merhaba diyordu. Ben Poyraz. 300 yaşındayım. 1700 yılında Marsilya'da yapılan bir yük gemisiyim. Hep İzmir'e çalıştım. Hayatım Akdeniz'de geçti benim. Evimse İzmir limanıydı.
Yıllarca İzmir'le Avrupa kentleri arasında gittim geldim. Kimi zaman kumaş, kimi zaman yiyecek, kimi zaman da insan taşıdım İzmir'e. Ben hayattayken Akdeniz ve Ege'de İzmir kadar işlek liman neredeyse yok gibiydi. İşte bu yüzden burası Osmanlı'nın İstanbul'dan sonra en gözde şehirlerinden biriydi. Uzun deniz yolculuğumun ardından İzmir'e her gelişimde yüzlerce insan beni limanda karşılardı. Yağlar, yünler, tütün, kumaşlar getirirdim. Mallarımı boşaltır boşaltmaz kapış kapış herkes alırdı. Öyle bir gürültü, bir hengame olurdu ki limanda sormayın. Kimi mallarım Osmanlı saraylarına giderdi, kimileri İzmir'de kalırdı. Ben de boş döner miyim? İncir, üzüm, pamuk yüklenirdim çoğunlukla. Ne çok çalıştım o zamanlar. Ah İzmir ah, neydi, ne başkaydı o zamanlar. Bizim küçük liman doldu doldu bir zaman sonra, Kemeraltı oldu. Gözlerimle gördüm. Orası doldukça biz hep daha dışarı demirledik. İşte küçük İzmirli. Bil ki İzmir olmasaydı ben de olmazdım. Bizim ekip olmasaydı da İzmir olmazdı. İzmir Osmanlı'nın deniz kapısıydı. O güzel denize çok iyi bak. Beni unutma. Sevgiler Poyraz. Tamam Poyraz dedi Ege. Söz unutmam, unutur muyum hiç? Ve bir sonraki sayfanın kahramanı Kara Tren Aydın'dı. Selam dostum, Kara Tren Aydın ben. Önce gururla belirteyim. İzmir'in ve Anadolu'nun ilk treniyim. Yaşım 150. Osmanlılar İzmir'in ne kadar iyi ticaret yaptığını görmüşler ki ilk demir yolunu Aydın'la İzmir arasında yapmışlar. 1850'lerde Aydın-İzmir demir yolu açıldı. Ben de onun üzerinde çalışmaya başladım. Benim için de evler yaptılar tabii. Önce Alsancak Garı yapıldı. Sonra da Basmane Garı. Ne güzel yerlerdir garlar. Hiç kullanıyor musun benim evlerimi? Çok çalıştım, çok. Övülmek gibi olmasın, İzmir'de çok emeğim vardır. Ben gelince İzmir bir değişti, bir değişti ki sorma. Poyraz'ın limana getirdiği malları hep bana verdiler dağıtayım diye. Ben de Anadolu'dan getirdiklerimi Poyrazlara verdim. Onunla 150 yıllık arkadaşız biz, dile kolay. Sayemde Alsancak'ta oturan Levanten aileler Buca ve Bornova'ya kolayca gidip gelebilir oldular. Orada güzel köşkler yaptırıp oturmaya başladılar. Eski İzmirlilerin de benimle çok hatıraları vardır. Anadolu'daki kasabalara gitmek isteyenleri götürürdüm. Bunca yoğun çalışmanın ardından emekli oldum. Güzel İzmir çocuğu, beni görmek istersen Alsancak Garı'ndayım. Ziyaretime beklerim. Kucak dolusu sevgiler. Aydın. Alsancak Garı ha? Tabii kesin geleceğim seni görmeye Aydın, dedi Ege içinden. Ve sırada fayton vardı. İyi günler efendim. Ben Deniz Monsieur Fayton. Ben de aşağı yukarı 100 yaşındayım. İzmir'in, hele Kordon ve Karşıyaka'nın simgesiydim bir zamanlar. Beni değil ama torunlarımı hala oralarda görürsünüz. Benim hikayem de ilginçtir. Ben ve bir grup arkadaşım 1900'lü yıllarda Fransa'dan bir gemiyle geldik İzmir'e. Efendim, o zamanlar İzmir'de at arabaları vardı ama onlar çoğunlukla yük taşırlardı. İnsanlar şehir içinde bir yerden bir yere gitmek için yük arabalarının üzerine binerler ya da yaya giderlerdi. Osmanlı İzmir'i modernleştirmek istedi ve bizler gibi insan için özel taşıtlar getirttiler Avrupa'dan. Bizi başlarda sadece batılılar kullanırdı. Türkler bize karaço derlerdi. Zaman geçti, yerli üretimlerimiz de yapıldı. İzmir özel bir şehirdir sevgili küçüğüm. Aman sen de kıymetini bil. Hasretle kucaklarım sizlere. Sevgiyle kalın, İzmir'e iyi bakın. Monsieur Fayton. Nasıl, beğendin mi kitapçığı, diye sordu Gül Hanım. Çok beğendim anne. Faytonların gemilerle gelmesi de çok ilginç geldi. Evet, bir de o zamanların modern taşıtları olarak kabul edilmeleri de çok enteresan değil mi? Mümtaz Bey söze girdi. 1900'lere doğru İzmir birçok yönden değişmeye başlamış. Modern taşıtlar gibi bazı modern yapılar yapılmaya başlanmış. Neler mesela, diye sordu Ege. Mümtaz Bey, arkana bak görürsün dedi. Aa! Nasıl? Saat kulesi mi?
Evet, Saat Kulesi 1900'lerin tam başında yapıldı ve o zamana göre çok yeni ve modern bir yapıydı. Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamit, Osmanlı ülkesinin büyük kentlerinde aynı Avrupa'daki örnekleri gibi birer saat kulesi yapılmasını istedi. Ve o zamanlar Osmanlı kentlerine inşa edilen saat kuleleri arasında belki de en çok kullanılanı ve en ünlüsü bizimki oldu. İzmir'in simgesi haline geldi. Saat kulesi, eskinin yenisiymiş demek. Trenler, demir yolları, atlı tramvaylar, faytonlar, saat kulesi. O devir için çok büyük değişikliklermiş bunlar Ege, dedi Gül Hanım. Örneğin şu karşıda gördüğün hükümet konağı var ya, dedi Mümtaz Bey. İzmir'in o dönemki yeni yapılarından. 1900'lerde Osmanlılar kentlerde hükümet konakları, yani yönetim binaları yaptırmaya başlamışlar. İzmir'deki bu eski konağı düzenlemişler ve valilik yapmışlar. Ege, o yüzden mi burasının adı konak, dedi. Bravo Ege, aynen öyle. Hükümet konağı, o da eskinin yenisiymiş demek. Ve artık yorgunluk çökmeye başlamıştı bizimkilere. Mümtaz Bey'in son teklifi çok cazipti. Hadi, dedi, toplanın. Yolda Hisar önünden kaymaklı şambali alayım size. Eve gidip biraz dinlenelim artık. Çaylar da benden. Ve İzmir'in renklerinden sonra gelecek ders Güzel İzmir'in zor günleri. Görüşmek üzere.